akıllıkredibaşvurusu.com finansa sağlık programını sunar. Finansta Sağlık Programı'ndan herkese merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran Hocam bizlerle birlikte olacak. Çok önemli. Kendisinden öğreneceğimiz ve bilgileri çok önemli bizim için. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Biraz da heyecanlıyım. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. İzmir'den buraya kadar bizim için zahmette bulundunuz. Geldiniz. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Kısaca sorularımla başlayalım isterseniz. Tabii ki lütfen. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü zaten teknoloji ön planda tutan bir üniversite. Kısaca üniversitemizi sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'nin tek enstitüsü ve rektörlük tabii ki. 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi. Yani aslında dünya yüksek öğretim literatürü perspektifinden bakarsanız en genç, çok genç üniversitelerden birisi olarak kabul ediliyor. Çünkü dünya yüksek öğretim literatüründe 100 yaşın altındaki üniversiteler çok genç üniversiteler olarak kabul ediliyor. Ama tabii ki birazdan konuşacağız. Bu 30 yıllık çok genç kariyerine çok büyük başarılar sığdırmış bir üniversiteden, enstitüden bahsediyoruz. 3 fakültemiz, 3 fakültemizde 18 lisans programımız, 50 de master ve doktora programımız var. Tabii aslında hem lisans programlarımız hem de doktora programlarımız ileri düzeyde eğitim araştırma yapan ve aslında geleceğin, bugünün ve geleceğin meslekleri olarak tanımlayabileceğimiz, yakın gelecekte hem ülkemizin hem insanlığın ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynaklarını üreten ve bir yandan da bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü eğitim dili %100 İngilizce olan bir üniversite ve onun dışında da biz şu anda 5 yabancı dil daha öğrencinin tercihine göre enstitümüzde öğretiyoruz. Bunlar Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça ve İspanyolca ve önümüz dönem itibariyle de Çince'yi de programlarımıza almaya başlıyoruz. Tabii İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluşundan bugüne değerlendirdiğiniz zaman İYİTE aslında çok farklı bir motivasyonla kurulmuş bir enstitü, bir devlet üniversitesi. Birincisi toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üreten bir kurum. Ve aslında ben üniversiteleri ya da eğitim kurumlarını bir fabrika gibi nitelendiriyorum. Ve bu fabrikanın en önemli ürünü de insan. Yani mühendisiyle, temel bilimcisiyle, mimarıyla, tasarımcısıyla, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üreten bir fabrikadan, bir eğitim kurumundan bahsediyorum. İkincisi tabii içinden geçtiğimiz dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Ve şu anda Universe'den Metaverse'e, alın terinden akıl terine, katma değeri yüksek üründen fikirlerin daha değerli olduğu bir dünyaya, üstün zekadan yapay zekaya göç eden bir dünyayı tecrübe ediniyoruz. Ve aslında bu dünyaya adaptasyon ya da ülkemiz ve içinde yaşadığımız toplumumuz adına, Türk milleti adına bu değişimi ve dönüşümü görmek, gereğini yerine getirmek ve hatta yön vermek. Yani hani adapte olmak başka bir şeydir. Ama değişimi yönetmek başka bir şey. Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bu değişimi de yönetmeye talip hem hocalarımızla hem de yetiştirdiğimiz insanlarımızla hem de ürettiğimiz bilgiyle buna talip bir üniversiteyiz. Büyümeyi hedeflemeyen, daha ziyade ve özellikle kalite ve mükemmeliyete odaklanan bir üniversiteyiz. Hem dediğim gibi yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla hem bilgiyle hem teknolojiyle bu alana yoğunlaşan bir üniversite olarak eğitim araştırma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii üniversitenin kuruluşunun bir diğer motivasyonu aslında sanayi kuruluşlarıyla ciddi üniversite sanayi işbirliği yapmak ve bunun üzerinden de sanayi kuruluşlarımızı dünyadaki değişime dönüşüme adapte olmak, bilgi temelli teknoloji, yüksek teknoloji üretimlerini desteklemek, sanayicinin karşılaştığı problemleri çözmek. Bence daha da önemlisi karşılaşabileceği problemleri öngörerek engellemek adına da sanayi kuruluşlarıyla çok ciddi faaliyetler yürüttüğümüzü söylemem lazım.
Kesinlikle hocam. Sizden duyacağımız her şey çok önemli. Ben şu anda bu söylediklerinizde bile heyecanlandım. Çünkü beni de çok ilgilendiren konular. Burada birçok izleyenimizi de ilgilendiren konular aslında. Ben şunu dikkatimi çekti. Teknoloji o günlerde çıkan, 92'de 93'te çıkan gazetelerde hocam, teknoloji üretecek, insan gücünü yetiştirecek bir üniversite evet. diye mottosuyla çıkmış bir yolculuk. Ve bugün benim sizden şu anda az önce duyduğum yine aynı cümle. Bu aslında orada çok büyük bir hikayenin olduğunu gösterebiliyor benim için. Yani ben kendi araştırmalarım, incelemelerim ve bugün sizle bu masada beraber olabilme ve bunu duyduktan sonra o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadığını anlıyorum aslında hocam. Kesinlikle böyle. Çünkü hani 200 bin yıldır insanoğlu yeryüzünde ve 199.700 küsür yıl boyunca insanoğlu sanayi devrimlerine hazırlandı. Kesinlikle. Ve biz son 270 yıla yaklaşık 4 sanayi devrimini sığdırdık. İşte 1760'da 1. sanayi devrimi, sonra 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. sanayi devrimlerini incelediğiniz zaman aslında her devrimin bir sonraki devrimden daha uzun sürdüğünü gözlemlersiniz. Evet. 2000'li yıllardan sonra bence artık yaşadığımız dönemi isimlendirmek kolay değil. Yani biz hangi dönemde yaşıyoruz? Bilgi çok çağında doğru. mıyız, dijital çağda mıyız? Şimdi 5 günde bir insanoğlunun sahip olduğu toplam bilginin ikiye katlandığı bir dönemi bilgi çağı olarak nitelendirmek mümkün değil. Yani ürettiğimiz bilgiyi okuyacak zamanımız yok. Ürettiğimiz bilgiyi neredeyse artık tasnif edecek yer bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Tabii bu değişim ve dönüşüm, yani teknolojideki, bilgi teknolojilerindeki bu değişim ülkemizin de ulusal ve küresel arenada tabii ki ekonomik kalkınmasına, yaşam süresine, yaşam kalitesine önemli oranda etki eden bir unsur. Tam da bu noktada biz üniversitelere, yani insan kaynağı üreten, bilgi teknoloji üreten üniversitelere inanılmaz sorumluluklar düşüyor. Biz aslında bu sorumlulukların da farkındayız, üzerimize düşen görevin de farkındayız. Çünkü bir yandan üniversiteleri aslında değerlendirdiğiniz zaman üniversitelerin kuruluşunun temel motivasyonu daha çok bilenin daha az bileni eğittiği kurumlar olarak ortaya evet. çıkıyor. Yani alimin cahili eğittiği kurumlar ve bu dönemin bilgileri de araştırma merkezlerinden, laboratuvarlardan çıkmıyor. Gözlem yoluyla çıkıyor. Kesinlikle. Yani insanlar gözlem yapıyorlar, düşünüyorlar ve muhtemelen şöyledir diye ortaya bir şey çıkıyor. Ama şu anda biz artık laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde ileri düzey cihazlarla, teknolojiyle araştırmalar yapıyoruz ve bu sonuçları ortaya koyuyoruz. Üniversiteler içinde yaşadığımız dönemde ülkelerin ekonomik kalkınmasının arkasındaki en büyük güç. Bakın son 20 yılda işte dünyanın OECD verilerine göre en gelişmiş, gelişmiş, gelişmekte olan, az gelişmiş, en az gelişmiş böyle bir perspektif var. Bu perspektifte üst sıralara çıkan ülkelere bakın, bu ülkelerin her birinin aslında bu değişim ve dönüşüm süreçlerinin arkasında üniversiteler olduğunu gözlemlersiniz. Kesinlikle. Üniversitelerin dediğim gibi bilgi kaynağı, insan kaynağı, teknoloji kaynağı ve yüksek teknolojinin sanayi kuruluşlarıyla buluşmasıyla ülkenin ekonomik anlamda rekabet edebilir diye artıyor. Şimdi Türkiye'nin, ülkemizin kendine biçtiği roller var. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olmak bunlardan bir tanesi. Arkasında üniversite, bilgi, teknoloji olmadan bunu başarmak mümkün değil. Yani işte Cumhuriyet tarihi boyunca bakın biz dünya ekonomisinden %0.7 ile 1.23 yanlış değil 1.2 ya da 3 gibi bir pay almışız. Bunun daha yukarı çıkmasının tek bir şeyi olabilir, kaynağı olabilir. O da üniversiteler, üniversitelerin dediğim gibi ürettiği insan ve bilgi kaynakları. Burada dediğim gibi üzerimize düşen rolün farkındayız ve hani İzmir'de, İzmir'in bir üniversitesi olarak söylüyorum. Benim sürekli İzmir sanayicisine söylediğim bir şey vardır. İzmir'in ticari anlamda, sanayi anlamında rakibi Ankara ya da Kayseri, Kocaeli veya İstanbul değildir. İzmir'in Berlin'le, Londra'yla, Boston'la rekabet etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve bu rekabette, küresel rekabette başarılı olmasının temel unsuru da sırtını üniversitelere dayaması. Çünkü bir eksende de baktığınız zaman aslında hani sanayicilerimiz, fabrikatörlerimiz tedarik zincirlerinin her unsuruna çok önem verirler değil mi? Yani o unsurların ayakta kalması, yaşam rekabetini devam ettirmesi adına aslında sanayicinin tedarik zincirinin en önemli paydaşı üniversiteler. Niye? Çünkü sanayicinin en önemli kullandığı kaynak nedir? İnsan, insan kaynağı, bilgi kaynağı.
Ve biz üniversiteler içinde sanayi kuruluşları tabii ki çok önemli. Çünkü onlar da bizim end user'ımız. Yani bizim ürettiğimizi satın alanlar tabi yerindeyse. Ben ne üretiyordum? İnsan üretiyordum. O insanı kim istihdam ediyor? Sanayi kuruluşları. Bilgi yine orası kullanıyor. Ve bu anlamda biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak sanayi kuruluşlarımızla çok iç içe birlikte yürüttüğümüz pek çok projemiz var. Ve bu kapsamda da ya ben bir rektör olarak şu pandemi döneminde bile yılda ortalama 100 tane sanayi kuruluşunu bizzat ziyaret ediyorum. Tabii rektör yardımcılarım, Teknopark Genel Müdürüm, teknoloji transfer ofislerimiz, kariyer merkezlerimiz yüzlerce sefer sanayi kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın ve onlarla beraber nasıl işbirlikleri yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bunun tabii çok farklı temel şeyleri var. Bir tanesi sanayi kuruluşlarının problemlerini çözmek, küresel rekabet edilebilir güçlerini artırmak, sanayi kuruluşlarında çalışan insan kaynaklarını master doktora eğitim programlarıyla daha da iyi bir noktaya taşımak, bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi, insan kaynaklarımızı sanayicilerin de katkısıyla onlarla birlikte yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mesela bu hafta içerisinde bile birkaç tane ileri düzeyi, hani reklam olmasın diye isimlerini zikretmeyeceğim, sanayi kuruluşuyla bir araya geldik ve öğrencilerimize dönük onlarla beraber eğitimler ve sertifika programları düzenliyoruz. Bu beraberinde öğrencilerimiz için staj demek oluyor, gönüllü zorunlu stajlar, part-time iş demek oluyor. Tabii bir taraftan bunun üzerinden sanayi kuruluşlarının üniversitemizde kurduğu araştırma merkezleri, laboratuvarlar, ya bildiğiniz aslında dünyanın modern üniversitelerinde, ileri düzey araştırma üniversitelerinde olan stratejiyi, başarıyı İT'ye ve böylece Türkiye'ye taşımış oluyoruz. Tabii bu da beraberinde yarattığınız başarı hikayeleri başkalarını da cesaretlendiriyor. Çünkü bizim başarı hikayelerine ihtiyacımız var ve bu kapsamda da İT'nin bunu önemli oranda başardığını söyleyebilirim. Bakın ben 3,5 yıl yaklaşık rektörlük görevindeyim. İT zaten hep üniversite sanayi işbirliği projelerini yapan bir kurum oldu. Son 3 yıldır bizim gerçekleştirdiğimiz bu hamleler, uyguladığımız stratejilerle şu anda İT'nin üniversiteyle, üniversitemizin sanayi kuruluşlarıyla yaptığı proje sayılarında %800'lerde artış var. Proje bütçelerinde de böyle. Ve bu beraberinde dediğim gibi sanayi kuruluşlarının da bize çok ciddi destek ve katkılarıyla devam ediyor. Bakın biz yakın dönemde, hani az önce de dedim ya, işte sanayicinin tedarik zincirinin en önemli parçasıyız. Sanayi de bizim ürettiğimizi kullanan, tüketen, satın alıcısı olan kurumlar. Bu nedenle biz İT'de yeni bir yaklaşımla her bölümümüze, her fakülte dekanlığımıza ve üniversitenin rektörü olarak bana danışma kurulları oluşturduk. Mesela benim 12 tane danışma kurulumda danışmanım var. Bunların 2 tanesi kamu görevlisi, 10 tanesi İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının CEO'ları, yönetim kurulu başkanları ve çok değerli insanlar. Akademisyen değiller bunlar. Aynı şey dekanlıklarımızda da geçerli, bölümlerimizde de, bölüm başkanlıklarımızda da. Yani biz öğrencilerimizi yetiştirirken, onları işte 4 yıl veya İngilizce eğitim alıyorlarsa, bizde eğitim dili İngilizce olduğu için söylüyorum, 5 yıl boyunca eğitirken aslında sanayi kuruluşlarıyla beraber yetiştirmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu staj anlaşmaları yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz. Beraberinde öğrencilerimizi Erasmus programıyla Avrupa'da stajlara gönderiyoruz. Ve bunun da ötesinde muhtemelen birazdan oraya da geleceğiz. Kampüs alanımız içerisinde bulunan Teknopark'ta yüzlerce öğrencimizin staj yaptığını, gönüllü çalıştığını, part-time yani para kazanarak, bir ücret alarak çalıştığını da söylemem lazım. Sanayi kuruluşlarının ulusal ve küresel arenada sırtını üniversitelere, bilim insanlarına ve bilime dayamadan küresel arenada rekabet edebilme ve başarılı olma şansı yok. Kesinlikle. Aynı şey üniversiteler için de geçerli. Bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var. Çok yakın zamanda yayınlanan. 2030 yılında şu anda dünyanın en büyük 500 şirketinin %40'ının yok olacağını söylüyor. Evet. Yani 200 şirket yok olacak. Bakın İstanbul'un en büyük 500 şirketinden bahsetmiyorum. Ya da Türkiye'nin en büyük 500 şirketi değil. Dünyanın en büyük 500 ekonomisi, 500 şirketinin 200'ü yok olacak diyor. İnsana şey gelebilir, ya olur mu öyle şey? Ya bu kadar büyük şirketler kaybolur mu, yok olur mu? Oldu. Oldu.
1967'den 1997'ye çok oldu. Dünyanın en büyük 500 şirketinin %67'si yok oldu. 335. Kesinlikle hocam. Yok bu şirketler şu anda. Kayboldular, isimleri yok. Evet. Mesela yani biz 40'lı yaşlarda insanlarız. Bizim çocukluğumuzda Motorola'lar vardı. Şu anda Motorola'yı yeni kuşaklar bilmiyor artık. Bilmiyorlar hocam. Ya bilmiyorlar ve Nokia'lar vardı. Ericsson'lar var. Kayboldu gitti bunlar. Bu beraberinde bakın 2030 yılında dünyanın en büyük şirketinin de hala kurulmadığını öngörüyor Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu. Bu bir kriz ama bir fırsat da. Çünkü 500 şirketin 200'ü kaybolacaksa fiziğin temel yasasıdır. Yani hiçbir madde yok olmaz, yer değiştirir diyor. 200'ü kaybolacaksa bu aşağıdan 200'ün de yukarı çıkacağını söylüyor. Bu bir kriz, kriz aynı zamanda bir fırsat. İşte burada da aslında Türk sanayicisine, girişimcilere, startuplara inanılmaz bir fırsat ortaya çıkmış oluyor. Ve bu eksende de üniversitelerin sanayi kuruluşlarıyla ve sanayi kuruluşlarının üniversitelerle birlikte çalışarak hem sanayi kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, kentlerimizin ve tabii ki Türkiye'mizin küresel arenada rekabet edebilirliğini artırmak ve Türkiye'nin küresel ekonomiden aldığı payı artırmak tabii ki mümkün ve olası ve ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Kesinlikle hocam. Ben sizin söylediklerinizden üç tanesi çok etkiledi. Birincisi dünyada hiç daha en büyük şirket kurulmadı dediniz hocam. Evet. Beni bile bir anda heyecanlandırdı açıkçası. Yani belki dünyanın... siz olacaksınız o. Ya, çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Bugün savunma sanayiyle biz dünyada bazı şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum. Evet. Ben. Bazı geliştirdiğimiz havacılık ürünleri dünyada bazı şeyleri değiştirdi. Dünyada bazı şeyleri değiştirebilecek birkaç tane daha aslında... sebep var, değiştirilebilir olduğunu gördüm. Bunlardan bazı şeylerin gerçekleşmediğini düşünüyordum. Şimdi sizden de dünyanın en büyük şirketi hala kurulmadığını duydum. Evet. Bu gerçekten bizi, bizim gibi girişimcileri ya da ülkemizi birazcık daha heyecanlandıracak cümleler aslında bakarsanız. İkincisi danışma kurullarınız sanayiden olan ve bugün farklı sektörlerden var olduğunu söylediniz. Bu da aslında üniversitenin öğrencileriyle beraber süreçte dışarıdaki hayatı hiç kesmeden oraya aktarabilme imkanı da sizde hep bilgiyi dışarıyla da taze tutacaktır hocam. Direkt üniversitede şekli veya süreçleri değiştirebilme yeteneği verecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle böyle. Şimdi biz öyle bir yere geldik ve gidiyoruz ki yani ders programlarımızı bile belirlerken sanayi kuruluşlarının feedbacklerini alarak. Evet hocam. Yani şöyle bir eğitim verirseniz iyi olur dediklerinde, böyle bir program verirseniz iyi olur dediklerinde. Bakın biz geldiğimiz nokta itibariyle mesela 3 sertifika programını bir teknik seçmeli derse saydıracağımız bir karar hazırlıyoruz şu anda. Yani öğrenci gitti, makine mühendisliği bölümü öğrencisi gitti bir sanayi kuruluşunun verdiği bir sertifika programını aldı. Sonra 2 tane daha aldı, 3 tanesini aldığında biz bunu kendisine bir destek olarak sağlıyoruz. Şu noktada da hani ortak akıl iyi bir şeydir. Kesinlikle. Ortak akıl iyi bir şey ama ortak akıl sizi füze yapmaz. Yani sizi bir uçak gibi take off'a götürür. Sivri akıl sizi roket gibi uçurabilir. Şimdi o 2030 öngörüsü, yani dünyanın en büyük şirketinin kurulmadığı öngörüsü, muhtemelen hepimiz gibi görmeyen, hepimiz gibi bakmayan, hepimiz gibi düşünmeyen, hepimiz derken herkesten bahsediyorum. Sıra dışı bir insan belki yeni bir dünya düzeni ortaya koyacak ve onun yatırımını yapacak, onun çalışmasını yapacak ve yepyeni bir düzenle, yepyeni bir yaklaşımla alıp başını roket gibi büyüyerek gidecek. Ve teknoloji şirketlerinde bunu çok net görebiliyorsunuz. Yani size çok basit bir örnek anlatayım. Benim yakın dönemde bir öğrencim geldi. İşte hocam ben bir şirket kurdum dedi İzmir'de. Ama dedi cirom inanılmaz arttı. Ben dedi Teknopark'ın avantajlarından faydalanmak istiyorum ve şirketimi Teknopark'a taşımak istiyorum dedi. Ben de tabii ki kendisine destek oldum. Ama tabii sordum. Yani sen hani 3 ay önce kurulmuş bir şirket, 3 ay içinde hani ne kadar bir ciro yaptın ki? Yani kaç x artış gerçekleştirdin ki? Hocam ben 3 ayda 20 kat ciromu arttırdım dedi. Bu üniversite 2. sınıf öğrencisi. Yani kurduğu bir yüksek teknoloji şirketinde 3 ayda 20 x yapabiliyor. Yani bizi dinleyen eminim ki sanayicilerimiz, iş dünyasından temsilcilerimiz vardır. Yani yüksek teknoloji, akıl teri, akletmek, aklını çalıştırmak, aklını kullanmak, fikir üretmek. Bakın ben
bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar lise, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğimde onlara hep şunu söylerdim. Hani katma değeri yüksek ürüne atıfta bulunmak adına öyle şeyler üretin ki hani bir hırsız bir eve girdiğinde onu çalsın. Yani onu çal, o kadar değerli anlamında. Yani şimdi bir hırsız bir eve girip üçlü kanepe çalar mı? Onun yevmiyesini çıkarmaz. Yani onu sırtına alacaksın, kaçıncı kattan aşağı indireceksin, kamyona bindireceksin, üçüncü el. Anlıyor musunuz? Çok iyi. Şu an dünyanın geldiği nokta artık katma değeri yüksek ürün bile değil. Ya şu laptop 20-30 bin lira. Yanındaki telefon da böyle. Fikirlerin ürünlerden daha çok para ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Kesinlikle hocam. Yani mesela bir fikir 10 milyonlarca dolara satılabiliyor. Ve geldiğimiz nokta itibariyle artık fikirler patentlenmeye başladı. Mesela ürünler patentleniyordu. Şu an fikirler patentlenmeye başladı. Ve aslında bunun temelinde de yani insanoğlu yaşam süresini uzatmak istiyor. İnsanoğlu yaşam kalitesini uzatmak istiyor. Yani sadece yaşlanmak değil, bir de kaliteli yaşlanmak. Evet. Sağlıklı yaşlanmak evet. istiyor. İnsanoğlu yaşam konforunu artırmak istiyor. Buna dair yatırım yapan herkesin kazanacağı bir gelecek var. Yaşam süresi, yaşam kalitesi ve yaşam konforu. Bazen öğrenciler ve aileler bana soruyor, hocam geleceğin mesleği nedir diye. Bunun dışında, yani insan yaşam süresi, kalitesi ve konforu dışında, ben yine öğrencilere hep şunu söylüyorum. Geleceğin meslekleri, geleceğin problemleri. Çok net. Çok net hocam. Mesela gelecekte, İnsanlığı hangi problemler bekliyor? Mesela su bir problem mi ve olacak mı? Evet. Küresel ısınma bir problem mi ve olacak mı? Evet. 10 milyonun üzerinde bir sürü şehrimiz var dünyada. Yani mega kentler dediğimiz. Bu kentlerin akıllı kentler olması, yapay zeka ile yönetilmesi, atıklarının bertarafı, oranın enerjisi, su kaynakları, ulaşımı, bütün bunları çözen insanlar ve meslekler tabii ki gelecekte bir karşılık bulacak. Ve bu alanlara yatırım yapan ve hani mesela mega kentler dediğiniz şey o kadar meslek işin içerisinde var ki yani inşaat mühendisinden mimarlığa, tasarımdan endüstri tasarımdan şehir bölge planlamaya, enerji sistemleri mühendisliğinden malzeme bilim mühendisliğine kadar, makine mühendisliğine kadar aslında bütün mesela alanların içinde olduğu şeylerden bahsediyoruz ve aklı olan aklını kullanan, geleceğin problemlerini öngörerek ona şimdiden çözümler üreten ve problemler ortaya çıkmadan bunu engelleyen. Bakın kentlerimizden günde binlerce ton çöpümüz var, atığımız var. Hani bir evin en sevilmeyen tarafı neresidir? Tuvaletidir, lavabosudur. Ama ona ihtiyacınız da var. Kesinlikle. Şimdi kentlerde de yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, tüketiyoruz ve atık yaratıyoruz. Sevmiyoruz da atıkları. O atıkların bertaraf edilmesi, atıklardan enerji üretilmesi, atıklardan hani biyoremediyasyon dediğimiz bir yöntem var. Toksik bir şeyi non-toksik ya da faydalı bir şeye dönüştürmek. Bunu yapabiliyorsanız, yani buralara yatırım yapabiliyorsanız, işte siz geleceğin teknolojilerine, geleceğin insan kaynaklarına yatırım yapan ve geleceğin mesleğini elde etmiş insanlardan bir tanesi oluyorsunuz. Çok doğru diyorsunuz hocam. Gelecekte yaşamın sürdürülebilir olduğu, sürdürülebilir olması için gelecek mesleklerin de olduğunu söylediniz az önce. Aslında tam olarak da o. Yaşamın sürdürülebilirliği bir sorun haline gelecek. Bunları aşan çözümler aslında birazcık daha meslekleri belirleyecek gibi olacak. Aslında geldi. Geldi. Aynen. Bakın Birleşmiş Milletler 2000'li yıllara kadar 8 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi koymuştu. Bunları önemli ölçüde başardık. Sonra 17 yeni sürdürülebilir kalkınma hedefi belirledi Birleşmiş Milletler. Bütün ülkeler, devletler, toplumlar, uluslararası organizasyon, üniversite, herkes için. İşte no poverty hastaneler diyor. Hastaneler de var değil mi? Tabii no poverty var. Diyor. Fakirlik yok diyor. Zero hunger, açlık yok. İşte akıllı kentler diyor, eğitim diyor, barış diyor, bilmem ne diyor. 17 tane temel kalkınma hedefi. Hani insanoğlunun sürdürülebilirliği dediniz ya. Sürdürülebilirlik artık büyülü bir kelime ve herkesin aslında gündeminde bir şey. Kesinlikle hocam. Yani çok basit bir örnek vereyim. Mesela bir araç satın almak mesele değil artık. Aracın sürdürülebilirliğini sağlama, yani ona mazotunu, onun bakımını, lastiğini, kaskosunu, vergisini, sigortasını. Aracı almak evet önemli bir şey. Onun sürdürülebilirliği daha önemli bir şey.
bir yazlık aldınız, onun sürdürülebilirliğini sağlamanız lazım. Ya da onu aldınız hocam, onu aldığınız için başka bir sosyal hayatınızdan feragat ediyor musunuz? Aynen öyle. Bakın 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde bir problem başladı. Evet. Bir pandemi ve birkaç ay içinde bütün dünyayı sardı. Pandeminin başını düşünür müsünüz lütfen? Biz korona pozitif tanısı almış birisine beyin kanseri olmuş muamelesi yaptık. Çok doğru. Yani ölecek gözüyle baktık. Her şey bitti gözüyle. Aman bize bulaşmasın. Aman doktorlar böyle uzaktan korona pozitif hastalara böyle uzaktan maskelerle, uzay kıyafetleriyle insanoğlunun sürdürülebilirliği risk altına girmişti. Hatırlarsanız. Doğru. Korku filmi gibi bir şeydi. Ama neyse ki üniversiteler var, neyse ki bilim insanları var. Nedenini de bulduk, tanısını da koyduk, teşhisini de yaptık. Hatırlarsanız birkaç saat alıyordu, ertesi güne tanı sonuçları veriliyordu, pozitif ya da negatif. Şu anda 30 saniye içerisinde korona pozitif olup olmadığını belirlediğimiz kitler geliştirdik. Birinin korona geliştirip geçirip geçirmediğini belirten antikor testleri geliştirdik. O dönem uyguladığımız tedaviler ve şimdiyi bir değerlendirir misiniz lütfen? İnsanoğlunun sürdürülebilirliği risk altına girmişken bilim insanlarının, üniversitelerin bulduğu aşılar, geliştirdiği teknolojiler, yöntemler şu anda artık her birimizin normal bir hayata dönmüşlüğü söz konusu. Bu arada şunu da İİT adına ifade etmek istiyorum. Tabii korona aşısını bulan pek çok ülke oldu. Aşının geliştirilebilmesi için bir de bir besiyeri ortamı olması gerekiyor. Aşının üretilmesi için. Ve biz bu teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeden bir tanesiyiz ve bunu biz İİT'de üretiyoruz. İİT Teknopark'ta bakın Rusların ürettiği Sputnik aşısının besiyerini biz verdik ya da Turkovak yine aynı şekilde ve ürettiğimiz besiyeriyle aşının üretilebileceği ortamları yarattık ve bilimin, eğitimin, aklın, üniversitelerin katkısı ve desteğiyle insanoğlunun yaşam sürdürülebilirliğini tehdit eden önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Gücü bilgiden aldıktan sonra tüm sorunları çözebiliyoruz. Hocam çok kesmek istemedim. Kısa bir reklama gideceğim. Tabii ki. Daha sonra tekrardan beraberiz inşallah. Tabii ki. Kısa bir reklam arası sevgili izleyenler. Daha sonra tekrar beraberiz. Akıllıkredibaşvurusu.com'la finansta sağlık devam edecek. Akıllıkredibaşvurusu.com'la finansta sağlık devam ediyor. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz sevgili izleyenler. Hocamız Yusuf Hocam'la tekrardan devam ediyoruz. Çok önemli sorularımız var kendisine. Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla tercih var üniversite tarafına. Hem bölümlerinizi hem de işte kadrolarınızı soracağım ama tercih sebeplerinden başlamak istiyorum. Çünkü program öncesi de konuştuk. Orası da bizim için çok önemli. Bazı tercihler hem öğretim görevlileri hem öğrenciler tarafında farklı sebepler. Tabii sizden dinlemek isteriz. Bölümleriniz, kadrolarınız. Tabii ve ki. Tercih sebeplerini, neden İİT'yi tercih ediyorlar sizden duymak çok isteriz. Tabii çok teşekkür ederim. Bir defa İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan bugüne Türkiye'nin kaliteli, nitelikli insan kaynağı üretmek, topluma rol model, lider bireyler üretmek üzere kurulmuş ve bu yolda da emin adımlarla ilerleyen bir üniversite. Bizim temel motivasyonumuz Türkiye için sadece iyi mühendis, iyi mimar, iyi temel bilimci yetiştirmek değil. Biz 3 fakültesi olan 18 bölümde lisans eğitimi veren bir üniversiteyiz. Yani böyle 10 binlerce öğrencisi ile değil, yani 5 bin toplam öğrencimiz var. Kalite ve mükemmeliyeti önceleyen bir üniversiteyiz. Biraz daha selektif o zaman. Aynen öyle. Yani biz sayılarla değil kalite ve mükemmeliyetle övünmek isteyen, oraya odaklanan bir üniversiteyiz. Tabii 18 bölümümüzün her birine baktığınız zaman da aslında her birinin çok hot topic dediğimiz ya çok güncel konular ve Türkiye'nin insanlığın aslında bugününe ve yakın geleceğine ışık tutacak, katkı sunacak bölümlerden oluştuğunu çok net bir şekilde gözlemlersiniz. Bizim en büyük avantajımız insan kaynağımız. Bugün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sahip olduğumuz öğretim üyelerimizin %70'ten fazlası doktora eğitimlerini Amerika'nın, Avrupa'nın en iyi üniversitelerinde almış ve tam bir vatan millet sevgisiyle, sevdasıyla ülkesine dönmüş ya da eğitimini burada almışsa gidebilecekken kalmış insanlardan oluşuyor. Bakın yakın dönemde Stanford Üniversitesi dünyanın en etkili bilim insanları listesini açıkladı. İİT öğretim üyesi başına normalize ettiğiniz zaman Türkiye birincisi devlet üniversiteleri arasında.
Öğretim üyesi başında yayında Türkiye birincisiyiz. Son 5 yıldır her sene İYİTE devlet üniversiteleri sıralamalarında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi. İYİTE yaşayan tek bir üniversite var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Biz yaşıyoruz. Her sene biz bizden daha yüksek sayılarda bilimsel üretim gerçekleştiriyoruz. Sadece sayı değil, ürettiğimiz makalelerin kalitesine baktığınız zaman da Avrupa Birliği ortalamasının da Türkiye ortalamasının 103 katı, Avrupa Birliği ortalamasının %50 fazlası, dünya ortalamasının %225 fazlasını, yani dünyanın en iyi %10'luk dergilerindeki yayın ortalamamıza baktığınız zaman. Tabii ben hep şunu söylerim, yani fikirler ve insanlar tohum misalidir. Tohum çok kıymetli bir şey, tohumun kalitesi çok kıymetli bir şey. Ama en az tohumun kalitesi kadar önemli başka unsurlar da var. Mesela toprak gibi. Toprak sizce de çok kıymetli değil mi? İklim çok önemli değil mi? Çiftçi. Siz Karadeniz'de zeytin, İzmir'de çay yetiştirebilir misiniz? Toprağın ve iklimin de ona uygun olması gerekiyor. Şimdi ben aslında her sene bu coğrafyada on binlerce Einstein'ın öldüğünü düşünüyorum. Kendi farkına varmadan. Doğru toprak, doğru iklim ve doğru çiftçinin ellerinde olmadığı için kuruyan tohumlar bunlar aslında. Biz İzmir Yüksek... Kritik bir cümle hocam. Çok evet. Einstein'ın ölmesi gerçekten evet. Çok doğru. Farkına varması doğru. Çok önemli. Şimdi biz aslında bizim çok ulvi ve kutsi bir yaklaşımımız var. Biz bu ülkenin en büyük kaynağının, en büyük servetinin insan olduğuna inanıyoruz. Evet. Yani ne petrol, ne altın madenleri, ne bakır, gümüş maden. İnsandan daha büyük bir servetimiz ve daha büyük bir kaynağımız yok. Doğru. Beşeri sermaye, human capital. Bu farkındalıkla da biz öğrencilerimizi en donanımlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi sadece akademik değil, bir defa İYİTE'nin fiziksel yaşam koşullarını sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Öbür taraftan iyi bir barış ve huzur ortamı ve iklimi yaratıyoruz. Çiftçi, hocalarımız yani. Şimdi İYİTE, Türkiye'nin akademik atama yükseltme kriterlerinde en yüksek puana sahip üniversitelerinden bir tanesi. Ve sadece liyakatin geçerli olduğu ve akademik başarısına göre insan kaynaklarımızı işe aldığımız bir üniversiteden bahsediyorum. Evet. Bu zaten otomatik olarak başarıyı ortaya çıkaran bir şey. Bugün Türkiye'nin ya da dünyanın ulusal küresel ödüllerine baktığınızda İYİTE'nin öğretim üyelerinin, bilim insanlarının en önde önce olduğunu gözlemlersiniz. TÜBİTAK'ın ulusal araştırma fonlarına bakın, İYİTE başarı oranı en yüksek üniversitelerinden bir tanesidir. Avrupa Birliği'nde de böyle. Bakın bizim, ben 3,5 yıllık görev sürecimde TÜBİTAK proje fonlarımız 30 milyonlardan 90 milyonlara geldi. Avrupa Birliği proje fonlarımız %700-800'lerde arttı. Son bir ay içinde 4 tane Avrupa Birliği projesi geçirdik. Bakın uluslararası beyin göçünü sağlayan COFOUND diye Avrupa Birliği'nin bir proje çağrısı var. Türkiye'de bu projeyi alan iki üniversiteden bir tanesiyiz. 2.68 milyon avroluk bir proje aldık. Ve bütün bunlar, bu sene Sanayi Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı'ndan aldığımız proje fonlarımız var. Yaklaşık 50 milyonun üzerinde bir araştırma altyapısını, sadece makine teçhizata bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Tabii bütün bunlar, yani akademik anlamda öğrenciyi en iyi yetiştirmek, işte ana dili gibi İngilizce bilen, akademik gelişimini çok iyi tamamlayan, zaten çok iyi mühendis, çok iyi temel bilimci, çok iyi mimar. Ben öğrencilerime espriyle karışık şey derim, ya biz sizi Bordo Belediye yetiştiriyoruz derim. Yani hani öyle gibi ama hocam. Öyle yetiştiriyoruz ama gerçekten. O tarz yani. Kalite ve mükemmeliyetten asla ödün vermeden ve bu gençler mezun olduktan sonra Türkiye'de ya da dünyada gittikleri her yerde bir mum, bir ışık misali çalışan, üreten, aydınlatan rol model bireylere dönüşüyorlar. Bizim temel motivasyonumuz bu. Şimdi insan iki ayağı üzerinde koşuyor. Kuş iki kanadıyla uçuyor. Biz akademik gelişimi tabii ki çok önemsiyoruz. İyi mühendis, iyi mimar, iyi tasarımcı, iyi şehir bölge planlamacı ya da genetik, fotonik, fizikçi, kimyacı ya da matematikçi. Tabii ki bunu çok önemsiyoruz. Ama biz non-akademik gelişimini de çok önemsiyoruz öğrencilerimizin. Bakın bugün bizim 86 öğrenci topluluğumuz var. Bu toplulukların içerisinde öğrenci hani basketbol, voleybol, futbol, kayma, dalma, uçma, uçuruyoruz öğrencileri. Havacılık topluluğumuz var.
paraşütlerimiz, yamaç paraşüt öğrencilerimiz uçuyor. Yelkenli topluluğumuz var. Bunun dışında sinema, edebiyat, tiyatro topluluklarımız var. Dünya halk dansları topluluklarımız var. İnovasyon, girişimcilik topluluklarımız var. Siber güvenlik topluluğumuz var. 86 öğrenci topluluğunda biz öğrencilerimizin her anlamda gelişimini sadece manevi değil, maddi anlamda da destekliyoruz. Öğrencilerimizin bizim yürüttüğümüz araştırma projelerine dahil olmalarını sağlıyoruz. Bakın son dönem lisans öğrencilerinin TÜBİTAK proje başvurularındaki başarı oranımız %100. Tane olabilir hocam. Yani hani başarı kendiliğin, Einstein'ın bir sözü vardır ya, şans diye bir kavram olmasaydı düşmanların başarımı nasıl açıklardı diye. Yani %100 bir şans olan bu bir başarı. Ve bu başarıyı da tabii ki biz bütün community olarak sağlıyoruz. Hocasıyla, öğrencisiyle, idari kadrolarıyla ve tabii ki bize inanan İYİTE dostlarıyla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Bakın Türkiye'de ilk defa Alper Bey, bizim bu sene itibariyle başlattığımız bir projemiz daha var. Biz İYİTE'den mezunlara iki diploma vermeye başladık. Bir normal akademik diplomasını alıyor öğrenci, bir de liderlik belgesi vermeye başladık öğrenciye. Bizim belirlediğimiz belli alt alanlar var. Her dönemin sonunda bir karne misali öğrenci o bizim belirlediğimiz alanlarda yaptığı faaliyetleri kanıtıyla, fotoğrafı, sertifikası vesaire online bir sistemimiz var, yazılımımız. Oraya yüklüyor, bir komisyonumuz değerlendiriyor. Belli bir puanı alana biz bir de liderlik belgesi veriyoruz. Yani mesele sadece dediğim gibi hani akademik olarak bir öğrencinin eline diploma vermek değil. Çünkü benim yine hep kullandığım bir kavram vardır öğrencilerime. Diploma büyülü bir şey. Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şey. Bazen bir çerçevede duvarda bir tabloya dönüşüyor. Bazen dünyanın 200 ülkesinde her anahtarı açan bir master anahtarı. Gerçekten de öyle hocam şu anda. Gerçekten de böyle. Ben de böyle canlandırdım. Bazen öyle. Duvarda bir tabloya dönüşüyor. Gelene evet. Gidene evimizde evet. Gösterdiğimiz bak şu üniversite gurur bu tablosu. Böyle. Evet. Bazen altın yaldızlı bir tablonun içerisinde çerçevenin bazen gümüş. Bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz diplomalarımızın duvarda asılı olması değil. Bizim derdimiz bizden diplomasını almış her öğrencimizin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her ülkesinde kapı açacak bir anahtara dönüşmesi bu sürecin. Ve bunun olduğunu da çok net gözlemliyoruz. Yani sanayi kuruluşlarından biliyoruz. Mezunlarımızı takip ediyoruz. Bakın İYİTE mezunlarının %28'i sadece kamuda çalışıyor. Yani üniversite, belediyeler dahil buna. %66'sı özel sektörde girişimci olarak, %6'sı kendi startup girişimci. Bakın Teknopark'ımızda öğrenci, bunu soracaktım hocam zaten. Teknopark'ta öğrenci şirketlerimizin 2021 cirosu 64.97 milyon TL. Öğrenci bunlar, lisans öğrencisi. Ve biz dediğim gibi yani biz bordo bereli yetiştiriyoruz diye espri yapıyoruz. Yani bu öğrenciler mezun olduklarında Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde master doktora da kabul alıyorlar. En üst sanayi kuruluşlarında da çalışıyorlar. Hatta bazen şunu da yaşadım. Yani yine reklam olmasını isim vermeyeceğim. Büyük sanayi kuruluşlarıyla staj anlaşmaları yapıyoruz. Eğitim, sertifikasyon vesaire. Bana hep şey diyorlar. Ya hocam hiç öğrencimizi işe al demiyorsunuz. Hiç bunu demediniz diyorlar. Hep staj anlaşması, işte proje işbirliği, efendim sertifika programları vesaire. Bizim öğrencimizin kalitesi, ben öğrencimi bir yere işe sokayım diye zaten emek vermemi gerçekten gerektirmiyor. Biz öğrenciyi öyle bir yetiştiriyoruz ki zaten onlar tercih edilen, aranan mezunlar oluyorlar. Yani ana dili gibi İngilizce konuşan, ikinci bir dil bilen, akademik anlamda kendini çok iyi yetiştiren, yanı sıra kendi sosyal, kültürel, sportif, edebi anlamda yetiştiren, işte arzu edene liderlik belgesi ekseninde açtığımız yolu kullandırdığımız bir nişimiz var. Tüm bunlar ve yarattığımız ekosistem, birazdan Teknopark'tan bahsedeceğim. Evet. Yani Teknopark'ın bizim eğitim, araştırma ve üretim kültürümüze nasıl bir katkı sunduğunu, bir yandan da bizim nasıl Teknopark'ı beslediğimizi anlatacağım. Kampüste Teknopark'ınız var hocam şu anda ve oradaki girişimciler de avantajlardan yararlanıyor. Bu avantajlar neler ve sanayi işbirlikleriyle öğrencilerin burada avantajları neler oluyor? Yani bir işbirliği sanayiyle yapılan bir işbirliği var. İlk bölümde anlatmıştınız biraz ama burada sanayiyle yapılan işbirliklerin öğrencilere büyük etkisi vardır. Hayata daha çabuk hazırlanıyorlar. Bu çok net. Kesinlikle. Ve buradaki avantajlar neler? Şöyle şimdi biz
Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz zaten. Onu söyledim size. Yani İzmir'deki, İstanbul'daki, Kocaeli, Bursa, Konya, Ankara. Ya Türkiye'nin her tarafından sanayi kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz. Ama bir de bizim kendi içimizde sanayi kuruluşlarımız var. Şimdi ben birinci bölümde dedim ya, üniversiteler olarak, rektörler olarak sorumluluklarımızın değiştiğinin farkındayız. Ben bir rektör olarak karşınızdayım ama şu anda aynı zamanda Teknopark İzmir'in CEO'su olarak karşınızdayım. Ve 3,5 yıldır Teknopark İzmir'i 906 milyon cirodan 2,1 milyar TL ciroya getirdik. 80 milyon dolar ihracatımızı 142 milyon dolara taşıdık. 800 çalışanımızı 1700 çalışanımıza getirdik. Ve tabii ki olduğumuz yeri sevmiyoruz. Bu daha bir büyüme fazlası. Ama hocam. Bu gerçek bir büyüme gerçekten. Tabii ki. Gerçekten. Olduğumuz yeri de sevmiyoruz. Evet. Daha fazlasını da başarabileceğimize tüm kalbimize inanıyoruz. Şimdi siz bir teknoparkınız var dediniz. Doğru, bizim bir teknoparkımız var. Şu an bu teknoparkı zaten büyütüyoruz. Bu yetmedi. Bilişim Vadisi biliyorsunuz Gebze'de. Onun ikiz kardeşini kampüsümüze kurduk. Bu 30 yıllık bir İzmir hayaliydi. Bunu gerçekleştirdik. Mart'ta temel attık. İnşallah Aralık'ta kurdelası kesilecek. Aralık'ta orası da açılıyor. O da bizi kesmedi. Üçüncü teknoparkımızı Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Temmuz 2021'de bir doğum günü hediyesi gibi, bizim doğum günümüz 11 Temmuz'dur. 10 Temmuz 2021'de doğum günü hediyesi olarak teknoparkımız onaylandı. Şimdi üçüncü bir teknopark kuruyoruz. O da yetmiyor, dördüncünün hazırlığını yapıyoruz. Bakın bizim dediğim gibi bize kendimize biçtiğimiz büyük roller, ağır sorumluluklar var. Stanford Üniversitesi, Alper Bey, öğrencileri, hocaları ve mezunlarıyla bir dünya devleti olsa dünyanın en büyük 6. ekonomisi ediyor. Ve biz İTE'de bu teknoparklar ekseninde yaptığımız çalışmalar, hocalarımızın teknoparkta öğrencilerimizin sahip olduğu şirketler. Çünkü teknoparktaki şirketlerin belli bir yüzdesi de bizim hocalarımızın ve öğrencilerimizin. Yaptığımız cirolar da ortada. Ve özellikle de bu başarı hikayesi görüldükçe Türkiye'nin ve dünyanın devleri de gelip teknoparkımıza yerleşme niyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Diyorum ya, daha dün bile işte Amerika'nın en büyük firmalarından bir tanesi ya da Türkiye'nin işte Huawei'yi, Siemens'i, bir sürü böyle firmalar gelip teknoparkımıza yerleşmek istiyorlar. Buradaki kurgu olgunluğa ulaştığında bizim öngörümüz 25 bin tam zamanlı Ar-Ge personelinin çalıştığı bir üniversite kampüsü düşünün. 25 bin. Bakın hani sanayici şey der ya, işte mavi yaka, beyaz yaka. Bu beyaz yaka değil. Teknopark çalışanı beyaz yaka değil, bu başka bir şey. Genius tiplerden bahsediyorum, yani sıra dışı tiplerden. Hani hazineyi sınırın ötesinde arayan, mayınlı bölgeye girmeye cesaret eden, gemisini konforlu limanlardan çıkaran, girişimci cesur insanlardan bahsediyorum. Ve biz bunlarla milyarlarca dolar ihracat, yüksek teknoloji öngörüyoruz. Teknopark İzmir'de bizim yüzlerce öğrencimiz gönüllü zorunlu çalışıyor. Bizim her sene yeni gelen öğrencilere bir oryantasyon programımız var. Ben onlara oryantasyonum konuşmamın bir yerinde şunu söylerim. Arkadaşlar şimdiden düşünün, bilim insanı mı olacaksınız? Hani akademisyen, çünkü biz ya akademisyen ya sanayi insan kaynağı yetiştiren bir üniversiteyiz. Ya da teknopark çalışanı mı? Bunu düşünün, karar verdikten sonra eğer teknopark çalışanı olmak istiyorsanız gidin oradaki startupların, şirketlerin kapısını çalın, kırın, ne yapıyorsanız yapın. Çok iyi cam silerim deyin, çok iyi çay demlerim, çok iyi kahve getir. O kapıdan içeri girin ama. Aynı şey hoca laboratuvarı için de geçerli. Çok iyi beher yıkarım deyin, çok iyi cam silerim deyin ama laboratuvardan içeri girin. Biz öğrencinin 5 yıllık eğitim hayatı boyunca gerçek anlamda geleceğe hazırlanmasını sağlamak adına öğrencilerimizi projelerimizde çalıştırıyoruz. Yüzlerce öğrencimiz teknopark şirketlerimizde çalışıyor ve şu kurgu tamamlandığında, yani Bilişim Vadisi İzmir, ikinci teknopark, sonra üçüncü teknopark, toplamda 4, binlerce öğrencimizin staj yapabileceği, part time çalışabileceği, bu arada öğrenci çalışıp para da kazanıyor bu teknopark şirketlerinde ya da kendi şirketini kuruyor. Bakın teknoparkta öğrenci şirketimiz var, 20 başka öğrencimizi istihdam etmiş, maaş ödüyor. Teknoparkta öğrencimiz var. Matematik bölümünden birkaç ay önce şirketinin %10'unu 300 bin dolara sattı. Yani 1 milyon doların üzerinde, pardon, 3 milyon dolar değerlemeyle şirketinin %10'unu 300 bin dolara sattı öğrencimiz.
Ya da işte gelip hocam benim 3 startup'ım var, her biri 5 milyon dolar ediyor diyen öğrencilerimiz var. Yani zaten biz öğrenciyi bu eksende yetiştiriyoruz. Bakın bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilkiz bu anlamda. Avrupa Birliği'nden bir proje fonu aldık. İzmir NIC diye, İzmir Network and Innovation Center. 2.9 milyon avroluk bir proje. Bu projenin temel amacı eğitim. Ne eğitimi, kimi eğitiyoruz? Fikirden ürüne, üründen ticarileşmeye, ticarileşmeden markalaşmaya, oradan uluslararasılaşmaya, şirketleri ve girişimcileri eğitiyoruz. Sadece eğitim. 2.9 milyon avro bütçenin tamamı eğitime harcanıyor. Ve burada İT, Teknopark İzmir, İzmir, Ege bölgesi, unicornlar yaratabilir miyiz kaygısıyla hareket ediyoruz. Ve bizim bu çalışmalarımız da yaklaşık 1,5 yıldır non-stop devam ediyor. Bu ekosistem içerisinde, yani şimdi bir üniversite öğrencisini düşünsenize, ben hani espriyle karışık şey diyorum, ya benim öğrencilerim kaldırımda yürürken o teknoparktaki bir Ar-Ge çalışanına böyle omuzu sürtse bile bu bir kazanç. Kafede otururken yan tarafta onlara kulak misafiri olsa bir kazanç. Staj yapsa bir kazanç, orada çalışsa bir kazanç. Ve en nihayetinde eğitim hayatı devam ederken öğrencilerimizin yaptığımız bu sanayi kuruluşları yaptığımız projeler, staj anlaşmaları, teknoparklar inanılmaz bir ekosistem ve iklim yaratmış oluyoruz. Yani burada araya gireceğim. Tabii ki. Sular seller gibi de giden bir zaman var sizinle beraberken. O yüzden sormam gereken çok önemli bir sorun var. Uluslararasılaşmayı en önemli kriter olarak göz önünde bulunan üniversitesiniz ve bu zamanlar içerisinde de ödülleriniz var. Bunları sizden duymak istiyorum. Çok az bir zamanımız kaldığı için araya girmek durumunda kaldım. O yüzden ödülünüzü sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Tabii ben 3,5 yıl yaklaşık dediğim gibi önce göreve geldiğimde belirlediğim temel hedeflerden bir tanesi de İT'nin bir dünya üniversitesi olması. Ve uluslararası, küresel arenada görünürlüğü ve tabii ki buna dönük çok ciddi çalışmalarımız ve stratejilerimiz oldu. Öyle bir yere geldi ki şu an İT'nin yani 3,5 yıl öncesine göre uluslararası üniversitelerle yaptığı işbirliği sayısı %1200 arttı. %1200. İT'de ürettiğimiz her iki bilimsel yayından bir tanesi %45.5. Yani her ikide birisi şu anda uluslararası dünya üniversiteleriyle işbirliği de gerçekleşti. Avrupa Birliği proje fonlarımız yani en son bir ay içerisinde 4 tane proje geçirdik. Yani %1000'lerde yanlış değil, euro üzerinden %1000'lerde arttı. Yabancı uyruklu uluslararası öğretim üyesi sayımızı arttırdık. Uluslararası öğrenci sayımızı arttırdık. Dünya üniversitesi olduk aslında. Ya bu alanda tabii ki İT'nin bir görünürlüğü vardı ama şimdi füze gibi gidiyoruz artık yani. Daha iyi rakamlarla ve verilerle. Tabii bu kapsamda da Times Higher Education uluslararası arenada üniversiteleri derecelendiren dünyanın en saygın kuruluşlarından bir tanesi. Londra merkezli ve onların 8 alanda verdiği ödül var. Yükseköğretimin Oscar ödülleri olarak biliniyor. İşte eğitim, araştırma, inovasyon, uluslararasılaşma, beyin göçü vesaire. Biz bu 8 alanın 5'ine başvurduk. Kendimizi aday gördük. Yani biz bu ödülü alabiliriz dediğimiz 5 alan oldu ve başvurduk. 5 alanın ikisinde finale kaldık. Bunlardan bir tanesi işte beyin göçü olarak nitelendirebileceğimiz nitelikli öğrenci kazanma, Student Recruitment Campaign diye geçiyor. Yani öğrenci alım stratejisi. Bir tanesi de uluslararasılaşmaydı. İki alanda finale kaldık ve ilk 8'e girdik ve sonra uluslararasılaşmada da bu ödülü aldık. Tabii bu ödülü Türkiye'ye ilk defa getiren üniversite biziz. Yani uluslararasılaşma ödülünü değil, bu ödülü yani 8 alanın tamamında da. Bu tabii ki bizim için bir gurur, İT için. İzmir için gurur. Bir gurur ve tabii ki Türkiye için bir gurur. Yani yükseköğretimin Oscar ödülünü alıp ülkenize getiriyorsunuz ve bunu ilk getiren üniversite oluyorsunuz. Biz şu an UNESCO Mükemmeliyet Merkezi'ne sahip Türkiye'deki ilk ve tek devlet üniversitesiyiz. Pek çok küresel uluslararası network'ün önemli bir parçasıyız. Uluslararası arenada inanılmaz bir görünürlüğümüz oluştu. Yani Dünya Yükseköğretim Zirvesi'nin, Küresel İnovasyon Zirvesi'nin, Küresel Business İş Zirvesi'nin konuşmacısı olarak davet edildiğim toplantılar oldu. Ve bu sene 2021 yılında G20 Araştırma Bakanları Zirvesi'ne de katılma onurunu elde ettim ve orada da aslında İT'de yaptığımız çalışmalardan bahsetme fırsatını elde ettik. Tabii
Üniversiteler aslında doğal olarak insanlığın ortak değeridir. Bilim insanları da böyle. Yani siz aşıyı bulan bir bilim insanıysanız bunu Norveçli, Bangladeşli, Kenyalı kullanmasın diyemezsiniz. İşte bu nedenle de bilim insanı da üniversitelerde insanlığın ortak değeri ve biz İTÜ'nün bir dünya üniversitesi olmasını istiyoruz. Ve bu anlamda da her ülkenin ve toplumun aslında uluslararası arenada saygınlığını belirleyen unsurlar var. Bunlardan bir tanesi de dünya çapında kaç tane üniversiteniz olduğu. Ve biz İTÜ olarak hocalarımızla beraber, öğrencilerimizle beraber, idari kadrolarımızla beraber İTÜ'nün Türkiye'nin uluslararası arenada yüz akı bir kurumu olması için durmadan aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hocam ben tebrik ediyorum. Ödül zaten hem ülkemiz için ama öncesi sizler için, başladığınız günden bugüne bu ödülü ülkemize getirdiğiniz için ben kendi adıma ve ülkem adına tebrik ederim ama sizin için çok mutluluk verici bir şey olmalı. Bu başarınız için ben ekstra sizi tebrik ederim. Hocam sorularımızın daha çok sorun var ama zamanın sonuna geldik. Ben de çok fazla anlayamadım. Burada kapatacağım. Son olarak tercih döneminde tavsiyeleriniz de ne olur öğrencilere? Onları duymak isteriz sizden. Tabii ki öğrencilerimiz hayatlarının aslında en önemli kararlarından bir tanesinin eşiğindeler. Ve konuşmamın bir yerinde de ifade ettim. Bu gençlerden daha büyük bir servetimiz yok, daha büyük bir değerimiz yok. Ve bu tohumların, hani insanı tohuma benzetmiştim hatırlarsanız. Evet. Doğru toprak, doğru iklim ve doğru çiftçi. Buraya kanalize olmaları gerekiyor. Doğru mesleği tercih etmeleri gerekiyor. Hani balığa uçmayı, kuşa yüzmeyi öğretmeye gerek yok. Hani her insanın bir yeteneği var ve o yeteneği ve sevdiği işi yapmalarını öneriyorum. Tabii ki biz öğrencilerimizi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne davet ediyoruz. Bizim çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Üniversitemize dair, ülkemize dair. Zaten anlattım hani konuşmam boyunca. Evet. Bu hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için de bizim sıra dışı beyinlere ihtiyacımız var. Başarılı insanlara ihtiyacımız var. Bizimle beraber hayal edecek, hedef koyacak, çalışacak insanlara ihtiyacımız var. Bu arada şunu da gururla ifade etmek istiyorum. Birkaç gün önce sonuçlar açıklandı. Türkiye'deki üniversitelerin memnuniyet anketleri sonuçları yayınlandı ve biz İTÜ olarak devlet üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi olduk. Vakıf devlet üniversiteleri arasında Türkiye üçüncüsü olduk. Şahsıma da bir gümüş madalya verildi. Ben onun için de ayrıca tekrar tüm sevgili öğrencilerime çok gönülden teşekkür ediyorum. Biz öğrencilerimizi seviyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi bir şekilde hazırlamak adına gerçekten durmadan çalışıyoruz. Hocalarımız, bizler, personelimiz. Yaşam koşullarını sürekli iyileştiriyoruz. Barınma, ulaşım, kampüs içi yaşam, kültür, sanat, edebiyat, spor. Çünkü onlar bizim en büyük servetimiz, en büyük varlığımız. Bu ülkenin geleceği onlar. Onlar ne kadar iyi donanırsa, ne kadar iyi yetişirse bu ülkenin geleceği o kadar aydınlık olur. Biz öğrencilerimizi İTÜ'de yarattığımız ekosisteme, geleceğe en iyi bir şekilde onları hazırlayacak kampüsümüze, İzmir'imize, güzel İzmir'imize, Urla'mıza bekliyoruz. Ve onları geleceğe en iyi bir şekilde hazırlamak adına bizlerin hazır olduğunu ve bu hayallere ve hedeflere ortak olmak üzere kendilerini bekliyoruz. Tabii bu arada 5 Ağustos'a kadar biliyorsunuz tercih dönemi. Tercih dönemi boyunca da bizim kampüsümüz açık. Gelen her misafirimizle bizzat ilgileniyoruz. Kendilerini en doğru bir şekilde yönlendiriyoruz. Kendimizden de çok eminiz. Bizi görenin bizden vazgeçmediğini çok net bir şekilde de görüyorum ben. Çünkü birkaç gündür zaten üniversitemize inanılmaz bir teveccüh var, inanılmaz bir ilgi var. Gelip yerinde gördükten, bizi tanıdıktan sonra da insanların çok kesin ve kat'i bir şekilde bizi tercih ettiğini görüyorum ve gelecekleri için de aynı şeyi düşünüyorum. Dolayısıyla kampüsümüz, gönlümüz açık. Öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyor. Beni de buraya davet ettiğiniz için, İTÜ'mizi, çalışmalarımızı anlatma fırsatı verdiğiniz için size de gönülden çok teşekkür ediyorum. Var olun. Ben çok teşekkür ederim. Dop dolu bir program geçirdik diyebilirim. Benim öğrendiğim çok şeyler oldu. Kafamda canlandırdığım, ileriye dönük canlandırabileceğim şeyler
oldu. İnşallah izleyenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz için de olmuştur. Mutlaka bize ulaşacaklardır bu konuda. Bir talep gelirse de size mutlaka geri dönüş yapacağız. Ben geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için, bu kadar önemli bilgileri bizlere verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Zamanımızı da biraz açtık ama çok daha sorumuz var. İnşallah başka bir programda İnşallah. Ya da biz sizi makamınızda ziyaret İnşallah. Ederiz belki bir gün. Ben tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Finansta Sağlık programından bu haftalık da bu kadar sevgili izleyenler. Haftaya yeniden tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akıllı Kredi Başvurusu.com Finansla Sağlık programını sundu.